Kayseri Spor'u nasıl buluyorsunuz? Bu sezon şükür iyiyiz. Yaklaşık 2 gün önce rüyamda gördüm. İnşallah rüyamda gördüğüm gibi olmaz. Önümüzdeki 3 maçı alıyorduk. Beşiktaş'ı aldık. Önümüzdeki 2 maçı da alırız inşallah. Ya Kayseri Spor bu sene kötü günler geçirdi gerçekten ama son dönemde toparlamış durumda. Bu dünkü oynanan Beşiktaş maçı önemliydi. Kazandık. Önümüzdeki Rize maçı gerçekten çok önemli haftaya. Hedef maç olabilir. Yenersek bence kesinlikle kalırız. Kayseri Spor'u kötü buluyorum bugünlerde. Yani gerçekten altyapısı iyice düştü. İşte Erciyes Spor biraz daha onu bir kademi iki kademi yukarı buldu. Yani Kayseri Spor oyuncularını hiç beğenmiyorum. Hele kalecilerini, oyuncular, defriyansiyel oyuncularını hiç beğenmiyorum. Yani pek umudum yok Kayseri Spor'un. Kayseri Spor gerçekten yani eskilerin takımı. Çok güzel takımıydı ama şu 3-5 sene içerisinde çok zayıfladı. Yani maddi durumdan mı, manevi durumdan mı bayağı bir zayıflama var yani. Yoksa güzel takım yani, iyidir yani. Erciyes Spor da güzel, o da güzel. Ama dediğim gibi yani maddi duruma ihtiyacı var görüyorum yani. Yoksa güzel yani. Valla Kayseri Spor'u şimdi baştan kötü buluyorduk. Ondan sonra bayağı bir toparlanmaya başladık. Küme düşecek şeye geçince, sıkışınca bayağı bir futbol oynamaya başladılar. Bir başkanımız var herhalde bildiğim gibi. Berna Hanım yani mücadele ediyor. Yani her şey için kendini feda ediyor. Ağır ağır toparlanmaya başlıyor şimdilik. Gözümüze girmeye başladı. Valla Kayseri Spor bir saniye bayağı kötü başladı. Daha sonra Robert Prosineşki geldikten sonra özellikle yani Kayseri Spor bu sene evindeki fırsatları değerlendiremedi. Evinde defalarca kendi rakiplerine maç verdi, puan bıraktı. Kayseri Spor çok iyi gidiyor şu anda. Dünkü Beşiktaş galibiyeti de çok iyiydi. Kayseri Spor son sıralarda mükemmel buluyoruz. Eğer bu hafta da Mensah'ın dönüşüyle Rize'yi duman edecek, Allah'ın izniyle haftaya da Antep'i yenip kesin kümede kalıyoruz. Kayseri Spor'un bileğini bökecek takım göremiyorum, tamam mı? Kayseri Spor, Çaykur, Rize Spor'u da öttürecek desek olur mu? Öttürecek yani, tamam mı? Kayseri Spor kümede kalacak. Boşuna uğraşmasınlar yani, tamam mı? Berna Başkan süper oldu yani. Evet, doğru söylüyor. Başkan geldikten sonra o bayan başkanı takdir etmemiz lazım yani. Sahip çıktı Kayseri Spor'a. Allah işini gücünü onun rast getirsin. Şu şeyde kocaman Kayseri'mizde yani büyük şehrimizde şu takımın düşmesi hepsi kaçtı. O sahip çıktı yani. Ben Kayseri Spor'la gurur duyuyorum abi. Kayseri Spor'a şu anda çok iyi buluyorum. Zaten hiç de kötü bulmadım. Biz 45 senedir Kayseri Spor taraftarıyım. Kayseri Spor'un içinde bir ciğerden gelen bir taraftarlığı her zaman için taşıyorum. Şimdi 2 maçı aldığı için de bu kelimeleri söylemiyorum ama Kayseri Spor'a biz ebedi güvendik. Halen de güveniyoruz. Geleceğe de Kayseri Spor'un çok iyiye gidiyor. İyi olacak inşallah. Bu arada Berna Başkan'a, Sayın Baki Ersoy'a verdiği desteklerden dolayı çok da teşekkür ettiğimi söylüyorum. Kayseri Spor'u bu son günlerde güzel başarılı buluyorum. Dün 3-1 galibiyeti gayet başarılıydı, güzeldi. Futbola iyi başladılar yani, sezon güzel geçecek gibi. Kayseri Spor şu an ligde hani virüsten önceki araya kadar biraz sıkıntılı dönemler yaşıyordu. Eski yönetimin yaptığı hatalardan kaynaklı olan maddi sıkıntıları şu anki Berna Başkan, MHP Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy'un destekleriyle onları aşma sürecindeler. Takım şu an güzel bir yükseliş içinde ve ligde kalacağına inanıyorum. Bunu başaracaklar Kayseri yönetimi ve futbolculara. Kayseri Spor 2006-2007 sezonunda çok çok iyiydi yani. O zamanlara göre şu an çok çok düşük bir performans içerisindeler. Bunu yönetimle de bağdaştırmak lazım. Biraz nasıl desem, eski gücünü çok kaybetti ya. Eskiden daha iyiydi. Şimdi hiç tadı tuzu yok o takımın. Vallahi başarılı buluyorum. İnşallah seneye ligde kalırsak çok can yakacağımızı düşünüyorum. Onun haricinde yani takımda kalması gereken futbolcular var. En başta kalecimiz Lung. Ondan sonra Pedro Henrique. Ondan sonra Miguel Lopez. Bunların takımda kalması lazım. Mensah. Yani takım için büyük katkılar sağlamış oyuncular. Elde tutmamız lazım. Yani değerli oyuncular bizim için. Vallahi şu anda Kayseri Spor
son 2-3 haftadır 10 numara gidiyor yani. Ve bundan da insan Kayserili olarak da gururlanıyorsun. Yani rahat oluyorsun. Yani hiç olmazsa sporumuz iyi gidiyor diye. Memnunuz yani şu anda Kayseri Spor'un pozisyonundan, oyunundan. Yani zevkle seyrediyorsun. Son zamanlarda çok iyi. İnşallah bu şekilde gidersek zaten kurtaracağız kendimizi. Başkanım zaten hemşerimiz olur. Yönetimde olan arkadaşlarımız var, tanıdığım, çok iyi tanıdığım. İnşallah bu hafta Çaykur Rize'de öptüğümüz zaman sonu gelmiş demektir. Sıkıntı şu, hep büyük takımlarla oynuyoruz. Başakşehir'le oynayacağız, Trabzon'la oynayacağız, bu ikisi şampiyonla oynayan takımlar. Bunlardan birini kurtardığımız zaman güle güle gideceğiz inşallah. Vallahi ben de Sivasspor maçından sonra bundan sonra önünün açık olmasını bekliyorum yani. Bundan sonra şikemiki olaylar olmazsa tam yoluna devam eder diye inanıyorum. Kayserispor'u bu sezon çok kötü bulmuştuk ama sonradan kendini toparladı. Buradan Berna Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde Kayserispor potadan, düşme potasından yukarıya çıkmayı başardı. 10 numara süper vallahi. Yani başkanımız sağ olsun çok değer veriyor. Allah ondan razı olsun. Yani gurur duyuyoruz Kayseri'yle. İnşallah bu sene kurtaracak da illa daha ilerli zamanlarda daha iyi yerlere yürüyecek inşallah. Allah kısmet dersin. Valla sene başında kötü başladı. Yönetim hatasıyla iyi yönetilemedi. Ama şu an Berna Başkan çok iyi bir yönetim gösteriyor. Şeffaf. Çok da bir hoca getirdi başına. Kayseri'yi bilen bir hoca getirdi. Prosun Eşki'yi. Şimdi yeni toparlamaya başladılar. Şu anda iyi. Bu gidişte kalacak ligde yani inşallah. Çaykur Rize Spor'da yeneceğiz. Ondan sonra Gaziantep'i de yenip rahatlığa ulaşacağız inşallah. Oyunları gayet güzel yani. Şu anda güzel oynuyorlar. Evet. Süper yani. Vallahi Kayseri Spor son zamanlarda yükselişte. İyi gidiyor. Profesyonel şirketten sonra daha iyi bir takım haline geldiler. İnandıkları zaman başaracaklar. Kaliteli oyuncularımız var ama ilk dönemde biraz bocaladılar. Şimdi daha iyi gidiyorlar. İnşallah kümede kalacaklar. Kayseri Spor süper. Şu anda gidişat çok iyi. Ligde de kalacak zaten. İnşallah umudumuz var. İnşallah. Hep destekleyeceğiz, tam destekleyeceğiz. Süper Lig'de süper oldu ya adamlar bir anda ya. Berna Hanım işi gücü rast gelsin. Kesin maçlar bir seyirciyle başlasa da bir heyecanı tatsak daha iyi olurdu yani. Başkanımız geldi. Gerçekten Anadolu avradı. Anadolu'yu da böyle yapar o. İşi rast kesin. Final maçımız bu haftaki Rize maçı. Rize maçını aldığımız zaman zaten Süper Lig'de kalacağız. Başka isimler vardı. Onlar geçseydi Kayseri'de de zaten onlar vardı daha önce. Kayseri'yi bu hale getirdiler. Kayseri Spor var ya, sporlu da kalmazdı. Yerlerdi. Vallahi abi hep takip ediyoruz. Hep arkasındayız yani Kayserili olarak. Hiçbir şeyimiz yok, inşallah kazanacağız. Ya şu anki gidişatını gayet çok seviyorum. Gayet güzel. Baskılı bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah böyle devam edecek. Kayserispor'u ben iyi bulamıyorum abi. Neden iyi bulmuyorsun? İyi bulmuyorum. Oynamaz ki. Para. Para olursa oynarlar. Para olursa ne oynayacaklar? Kayserispor'un taraftan arkasına mı geçecek? Kayseri Spor sizce bu sene ligden düşer mi yoksa kalır mı? Düşmez. Düşmez abi, kalır. Kesin kalır. Ya ben bunu önümüzdeki hafta oynanacak Rize maçına bakıyorum. Yani gerçekten Rize'yi deplasmanda yenmeyi başarırsa bu sene kesinlikle kalırız. Bence kalır diye düşünüyorum ya. Yani niye kalır? Şu anda galiba 14. ya da 15. sırada Kayseri Spor. Bence kalır. Hiçbir zaman düşmez. Yani düşeceğini tahmin etmiyorum. Hiç de düşmez yani. Kalır yani. Vallahi böyle mücadele ne ederse ligde kalır. Yani tahmin ediyorum. Umutlarımız öyle kalır herhalde. Böyle mücadele ederlerse, böyle arz, böyle iştah olursa, takımda ruh yaşanırsa kalır. Ama destekliyoruz. Mücadelesin, şansımız ligde kalmasını istiyoruz. Kayseri Spor gibi, Kayseri gibi şehrimizin takımı ligde kalmasını isteriz. Yani mutlaka da kalacaktır yani. En son Fenerbahçe maçı zaten 1-0'dan 2-1 10 kişi rakibe. Yani artık Kayserispor taraftarı bile düştü gözüyle bakarken Berna Gözbaşı başkanımız ve futbolcular hiçbir zaman pes etmediler. Yani şu son 4 maçta alınan sonuçlara göre zaten en son Beşiktaş maçı da çok ayrı bir mucizeydi. Yani artık dışarıdaki maç ve içerideki Gaziantep maçı, yani Rize'den 1 puan Gaziantep'i de yenersek ligde kalırız diye düşünüyorum. 2 maçı kazanırsak zaten kesin kalırız ama 1 puan da deplasmanda Rize'den alıp içeride Gaziantep Spor'u yenersek yani başkanımız ve futbolcular bir imkansızı başarmış olacaklar bu sene.
İşte Kayserispor bence ligde kalacak. Şampiyon Kayserispor. Hayır, düşme bitti bizim için. Hiç düşmeyecekti ki, biz öyle bir şeye inanmadık. Kalacak ligde. Düşecek çok takım var Kayserispor'dan evvel. Kalsın ya, bence kalır yani. Bu sene yani oyunculara bağlı biraz da. Teknik ekip pek yani adam akıllı değil. Yani düşer, büyük ihtimalle düşer. Bu sene sezonda yani ligde kalması çok zor. Aşırı zor hatta. Bu sene biz kalmayı hak ediyoruz. Diğer takımlardan daha inançlı olduğumuzu gösteriyoruz. Her çıktığımız maçta final olarak oynuyoruz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Onun haricinde yani kalmayı düşünüyoruz yani. İnşallah Allah izin verirse. Bu sene kalır. Eğer bir oyun olmazsa normalde şu anda şu oyunuyla Kayserispor mutlaka bu sene kalır. Hiç kesin yani. Kalır. Kalır diyor. Kalırız. Kalacağız. Bu kadar zorladıktan sonra sonu gelsin zaten. Teşekkürler. Ben İnşallah Kayserispor düşmeyecek. Enflasyon düşer, herkes düşer ama Kayserispor babayı düşer. Bence kalır. Yani şu an performans çok iyi. Ya zaten dün Beşiktaş'ı yendi. Bir de Rize'yi de Allah kısmet eder. Yani en kötü bir puan alırsa da bizim için bence büyük bir şans olur. Hani Rize'nin evinde oynuyor sonuçta yani sonuçta. Hani ben yeneceğini ve düşmeyeceğini düşünüyorum. Ve düşmesini de istemiyorum zaten. Hani koyu Fenerbahçe değil ama Kayseri'yi canı gönlünden seviyorum. Zaten sezonun geri kalanında da benim görüşüm 5 puan alırsa da ligde kalacağını düşünüyorum. Kalır. Kalacağız. Zaten Kayseri bir gün bir yere gittiğini istemiyorum ki. Bu hafta da en azından bir puan alırsak kesin kalırız yani. En az bir puan alırsa yani Rize'den büyük ihtimal kalır. Şehir olarak hep birlikte yönetici olarak, taraftar olarak yenmesini istiyoruz Çaykur Rizespor'u. Birlikte kalacağız Allah izin verirse. İnşallah kalır. Yani %80-90 ihtimali kalır gibi gözüküyor. Böyle giderse, bu inançla devam ederlerse muhtemelen ligde kalacaklar. Biz de destekliyoruz onları bütün yüreğimizle. İşi rast gelsin. İnşallah bu hafta final maçımızı aldığımı kalıyoruz inşallah. Evet. Hadi Kayserispor'a başarılar. Abi yani Kayserili olarak kalmasını istiyoruz herkes. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz yani. Bütün maçtan kaçırmıyoruz. Yok, net kalır ya. Bu saatten sonra Kayserispor geçit vermez. Güvenemem. Hepsi birbirine üç takım düşecek, üç takım çıkacak. O şey var ya, ben düşünemem.